Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dil yeterliliğimizi nasıl geliştiririz? Turistik amaçlı olabilir, okula başvuracak olabilirsiniz ya da hali hazırda ben de çözeyim ya şu işi diye olabilirsiniz ama biliyorsunuz ki benim bu videoları çekmemin amacı Eylül ayında Kanada'da yüksek lisansa başlıyor olmam. Ve ben kendi içimde dil bariyerini nasıl açtım, hangi sınava girdim de o okuldan kabul aldım, hangi uygulamaları kullandım ya da hali hazırda kullanıyorum bundan bahsedeceğim size. Bunlar benim sizlere önerilerimdir. Şöyle ki ilk önce bir uygulama önereceğim, o da Duolingo uygulaması. Ben hali hazırda Fransızcamı geliştirmek için ücretsiz versiyonunu kullanıyorum. Ama eğer derseniz ki ben ücretli versiyonunu da kullanabilirim, kişi başı yani bireysel fiyatı 27-28 TL, aile paketi de 41-42 TL gibi bir şeydi. Tabii kurla beraber bu değişkenlik gösterir. Aile paketinde de 6 kişiye kadar aile olarak katılabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar, ücretsiz versiyonunda belli haklarınız oluyor. Yani 3 kart veriyor size. O kartlar bitene kadar hata yapma payınız o kadar. Pratik yapabiliyorsunuz. Daha sonra tekrar belli bir zamanın geçmesi ve o kartların dolmasını bekliyorsunuz. Ama Süper Duolingo kısmına geçtiğinizde o zaman size sınırsız hak veriyor. Yani istediğiniz kadar gün içerisinde pratik yapabilirsiniz. Çok eğlenceli bir uygulama. Üstelik hem konuşma, hem yazma, hem telaffuz, hem de kelime yeterliliği anlamında ve gramer anlamında sizi geliştiriyor. Çeşitli egzersizleri var. Duolingo neden öneriyorum? Bir avantajı daha var. Özellikle Kanada'da bir okula gitmeyi düşünüyorsanız, bu bir degree programı olabilir, MBA programı olabilir ya da post degree programı olabilir. Bunlar artık Duolingo'nun dil sınavını da geçerli kabul ediyorlar. Kaç puan almanız lazım? Artık o okulunuza kalmış. Kimi okulu 100 ister, kimi okulu 105, kimi okulu 120 puan ister. Örneğin benim okulum 115 puan istiyordu. Yani 100 puan isteyen okullar da vardı tabii ki. Sınavı nasıl bir sınav? En büyük avantajı online yapıyorsunuz. Yani evinizin konforunda. Kameranız açık olacak. Sınav boyunca sizi kaydedecekler. Kamera alanından çıkmamanız lazım. Zaten polis sitesinde size söylüyor hani o kurallar nelerdir, online sınava girme kuralları. Öyle işte herhangi bir işte bilmem ne merkezine gideyim, işte kimliğimi yanıma alayım, onu yapayım, bunu yapayım, şunu unuttum, trafik vardı vesaire gibi dertler yok. Oturuyorsunuz evinizde sınavınıza giriyorsunuz. Sessiz bir ortam olması ve kamerası çalışan bir bilgisayarınızın olması yeterli aslına bakarsanız. Sınavı 49 dolar alıyorsunuz, 49 Amerikan dolarına ve 3 defa girme hakkınız oluyor. Şöyle ki, ilk sınavdan 95 aldınız, ikincisinden 140 aldınız, üçüncüsünden 130 aldınız. 150 puanı kullanabiliyorsunuz. Ya en yüksek hangisini aldıysanız onun sertifikasını alıp okulunuza gönderebilirsiniz. Yani 49 dolar verdiğinizde 3 tane sınav hakkınız oluyor. Aynı zamanda Duolingo sınavı yazdığınızda zaten sitesini göreceksiniz. Google'da ilk sırada çıkar. Free egzersiz yapabilme hakkınız da var. Yani oradan biraz böyle çalışayım, pratik yapayım. Bakayım kaç puan alıyorum ortalama, ona göre sınava gireyim de diyebilirsiniz. Sınavın esas amacı, yani siz ne kadar aktif, seri ve akıcı bir şekilde dili kullanabiliyorsunuz. Dil hakimiyetiniz ne kadar geçmiş ona bakıyor. Özellikle işte kelimeler vesaire Duolingo'nun uygulamasında çok kullandığı kelimelerden çıkıyor. Yani Duolingo'dan hazırlık yaparsanız Duolingo sınavında daha başarılı olma ihtimaliniz tabii ki daha yüksek. O yüzden de dil yeterliliği almak için bana soracak olursanız daha konforlu bir yöntem IELTS'e çalışmaktansa. Çünkü IELTS biraz matematik gibi biliyorsunuz. Ciddi zaman ayırıp oturup çalışıp işte gidip o sınavı girmeniz lazım. Daha stresli, Duolingo daha eğlenceli, daha oyun gibi bir sınav. Yani böyle biri sizi sınıyormuş gibi çok hissetmiyorsunuz. Bir ikincisi de tamam gramer çalıştım, işte kelimelerimi öğrendim, onu yaptım, bunu yaptım. Egzersizlerde de fena değilim ama ya şöyle mesela Duolingo sınavında da var. Size bir soru soruyor, böyle 5-6 cümlelik bir şey yapmanızı istiyor ve 4 dakika veriyor mesela ya da 3,5 dakika veriyor. Ya bunu yazıyorum ama emin olamıyorum işte gramatik olarak doğru mu yaptım, işte doğru kelimeyi mi kullandım, ya işte şöyle mi başladım, böyle mi desem daha iyi olurdu, bağlaç kullanmadım, şu bağlaç uygun olur mu falan gibi kaygılarınız varsa hemen telefonunuza bir de ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu yükleyin. O da şöyle, ücretli ve ücretsiz arasında ne değişiyor? Ücretli versiyonda da abonelik sanırım 500 lira gibi bir şey ama emin değilim. Ücretli versiyonda aktif
Online, yani şu an hali hazırda internette bulunan tüm bilgilere ulaşıp size ona göre veri sağlıyor. Ücretsiz versiyonda 2021'e kadar bir database var. Yani örnek veriyorum, siz ona bir sanatçıyı sordunuz mesela. Ölmüş mesela kadın bugün ya da işte adam bugün, Allah korusun. O bilmiyor bunu. Yani 2021'de hayattaysa onun için o kişi yaşıyordur yani. Database 2021'e kadar. Ama zaten biz bunu niye kullanacağız? ChatGPT bizim hatalarımızı düzeltsin diye kullanacağız. Ve onunla karşılıklı İngilizce konuşup pratik yapmak için kullanacağız. Bir metin yazıyorsunuz mesela ChatGPT'ye. Yazdınız. Ya yani örnek veriyorum işte, kahve mi daha çok severim, çay mı? Neden? Bu bir Duolingo sorusu olabilir. Siz dediniz işte ben kahve seviyorum. Neden? İşte benim ayılmama yardımcı oluyor. Adaptasyonumu arttırıyor. Ondan sonra işte çay çok sevmiyorum. Çay içtiğimde daha fazla işte fincan doldurmak zorunda kalıyorum vesaire. Mesela yazdınız. İşte bu nedenle kahve benim favori içeceğimdir. Çaydansa dediniz, noktayı koydunuz ya. İngilizce olarak yazdınız bunu. ChatGPT'ye yolladınız. Sonra diyorsunuz ki ChatGPT benim yukarıdaki gramer hatalarımı düzeltir misin? O da pıt 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 döküyor. Diyor ki şurada şunu kullandım. Burada işte yer bir fiilin yok. Burada işte bu fiili işte şeyde çekmen lazım. Geçmiş zamanda çekmen lazım. Örnek veriyorum. Tek tek size hop bütün hatalarınızı düzeltiyor. Siz de bakıyorsunuz diyorsunuz ki tamam, burada hata yapmışım. Bunun yanı sıra dediniz ki biraz şeyim yok ya benim. Böyle aktif pratiğim yok. Şöyle bir İngilizce bir konuşayım. Yazıyorsunuz işte. Nasılsın ChatGPT? Ne haber? İşte biraz örnek veriyorum. Kanada ile ilgili konuşalım mı? Hadi biraz Kanada ekonomisinden bahsedelim. Son yıllarda Kanada ekonomisi nasıl gidiyor? Ondan sonra ya da işte sen ChatGPT dışındaki yapay zeka uygulamaları hakkında ne düşünüyorsun? Ondan sonra işte Apple ürünleri sence ne kadar gelişim gösterdi son 10 yılda? Örnek veriyorum. Sorun net, karşılıklı konuşabilirsiniz. Şöyle ki ChatGPT hem Türkçe hem İngilizce, hatta ben Fransızca versiyonu için kullanıyorum. Fransızca'da hizmet veriyor. Birçok dilde daha da hizmet veriyor bildiğim kadarıyla, ama bizim odak noktamız tabii ki İngilizce ve Türkçe olacak. Siz İngilizce metni yazdıktan sonra ona Türkçe işte diyorsunuz ki benim yukarıdaki hatalarımı düzeltir misin ChatGPT? Hop hemen o size düzeltiyor. Ya da aktif hem işte ChatGPT'ye bir şey yazarken şu kelime anlamı neydi diyorsun. Ondan sonra ya da dönüp Translate'ten hemen bakıyorsunuz anlamına, konuşmaya devam ediyorsunuz. Bir diyalog halinde olduğunuz için tabii ki öğrenme daha kalıcı oluyor. O yüzden de benim size tavsiyemdir arkadaşlar. Eğer yabancı dilinizi geliştirmek istiyorsanız Duolingo'dan dil yeterliliğinizi arttırıp ChatGPT üzerinden de pratiğinizi yapıp hatta okula başvurmak için Duolingo'nun sınavına da girebilirsiniz. Bunlar emin olun sahilde güneşlenirken, bir seyahate çıkarken, uçaktayken, otobüsteyken, metrodayken ve hatta yürüyüş yaparken anında böyle ayrıca bir vakit ayırmak zorunda kalmayacağınız ve sizin hayatınızı kolaylaştıracak uygulamalar. Hatta isterseniz koşu bandına giderken alın elinize telefonunu, telefonunuzu koşu bandına yürürken ChatGPT ile bir yandan sohbet edin. Daha hızlı nasıl kilo veririm? Koşu bandını işte şu derecede kullanıyorum. Sence kaç derecede kullanmam gerekir? İşte o da size sorular soruyor, siz cevap veriyorsunuz. Aslında hayatınızda bir asistan gibi de kullanabilirsiniz. Bu asistanlık hizmetini de ondan eğer İngilizce alırsanız size daha faydalı olacaktır. Benim size önerilerim bu kadar sevgili arkadaşlarım. Bahsettiğim her iki seçeneğinde, yani Duolingo uygulamasında, ChatGPT'nin de ücretli versiyonları da var. Ben hali hazırda Fransızcamı can tutmak adına ikisinin de ücretsiz versiyonunu kullanıyorum. Çok da verim alıyorum. Tavsiye ederim. Herkese iyi haftalar diliyorum. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok kısa bir süre sonra, 2 ay bile değil, Kanada'dan videolarla karşınıza çıkıyor olacağım. Hoşça kalın.